Bu videolar tıbbi tavsiye içermezler ve yalnızca bilgi edinme amaçlıdırlar. Profesyonel tıbbi yardım, teşhis veya tedavinin yerine konmak amacıyla hazırlanmamışlardır. Sağlık durumunuzla ilgili sorularınız için her zaman uzman bir sağlıkçıya danışın. Herhangi bir Kaan Akademi videosunda okuduğunuz veya gördüğünüz bir şeyden dolayı asla profesyonel tıbbi yardımı dikkate almazlık etmeyin ve geciktirmeyin. Tamam, şimdi dersimize geçelim. Bir önceki modülden hatırlayacak olursanız, grip virüslerinin genetik içeriklerine göre nasıl isimlendirildiklerinden bahsetmiştik. Peki bu grip genomlarını birbirinden bu kadar farklı hale getiren bu süreçler nelerdir? Burada iki süreç vardır. Biz bunlara antijenik kayma ve antijenik sürüklenme diyoruz. Gelin zaman içindeki genetik değişimi incelediğimiz bir deney düşünelim. X eksenimde zaman var. Y eksenimde de genetik değişime bakıyorum. Bu deneyde bir grip virüsünü alıyor ve onu donduruyoruz. Böylece çoğalmasına engel oluyoruz. Sonucunda da karşımıza hiç genetik değişim çıkmıyor. Şimdi ikinci bir grip virüsü alalım ve bir hücreye bulaşarak çoğalmasına izin verelim çoğaldıkça genomunu kopyalayacak ki grip virüslerinde bu RNA'dır. Ve genom kopyalandıkça ortaya bu küçük mutasyonlar çıkacaktır. Dolayısıyla zaman içinde bir genetik mutasyon yığılması göreceğiz. Bu grip gibi RNA virüsleri için özellikle geçerlidir. Çünkü RNA'nın bizlerdeki DNA genomu gibi bu tip mutasyonların olmasını engelleyen bir düzeltme mekanizması yoktur. İşte bu sürece biz antijenik sürüklenme diyoruz. Aslına bakarsanız bu yalnızca grip virüsünde değil tüm virüslerde gerçekleşebilir. Grip A virüslerinde eşsiz olan şey ise kısa zaman aralıklarında muazzam genetik değişimler geçirebilmeleridir. Bir grip virüsünü sarı ile çizmeye başlayalım. Ve önceden yaptığımız gibi diğer grip A suçlarıyla bir hücreye bulaşmasına izin verirsek ve virüs çoğalmaya devam ederse bir anda genetik değişimde muazzam bir sıçrama görürüz. Ardından da önceki gibi çoğalmaya ve bu mutasyonları biriktirmeye devam eder. Çünkü diğer virüste gördüğümüz gibi antijenik sürüklenme geçirmektedir. Ardından belki tekrar muazzam bir genetik yapı değişikliği görürüz. Bu değişiklikler sağda solda gördüğümüz bir avuç noktasal mutasyondan çok daha büyüktürler. Bu, bir genomun tüm bir bölümünün değişmesi anlamına gelir. İşte buna biz antijenik kayma adı veriyoruz. Bahsettiğimiz gibi, bu grip virüslerinin karakteristik özelliğidir. Dediğim gibi grip A virüsleri antijenik sürüklenme geçirirken aynı anda antijenik kayma geçirebilirler. Grip B virüsleri ise diğer virüslerde olduğu gibi yalnızca antijenik sürüklenme geçirebilirler. Şimdi size antijenik kayma ile neler olduğunu daha detaylı açıklayayım. İki grip A virüsü alalım. Bir önceki modülü hatırlarsanız gripa virüslerinin farklı yüzey proteinlerine göre adlandırıldıklarından bahsetmiştik. Buna H5N1 adı veriyoruz. Yo yo düzeltiyorum. Gelin buna H1N1 diyelim. Buna da H5N2 diyelim. Yani H5 ve N2 yüzey proteinleri vardır. İşte grip virüslerini eşsiz yapan şey genomlarının 8 parçaya ayrılmış olmasıdır. Dolayısıyla bu her iki grup A virüsünün içinde 8'er parça RNA çiziyorum. Şimdi diyelim ki bu iki farklı grip A suşu aynı hücreye bulaşıyor. Aynı hücreye bulaştıklarında genetik içeriklerini ortalığa saçma imkanı bulurlar. Yani bu her iki grip A virüsünün RNA parçaları aynı hücredeler ve yeni bir virüs üretiliyor. Bu yeni virüs her iki ebeveyn virüsten de genetik içerik alabilir. Dolayısıyla bu durumda bu yeni virüs diyelim ki H5 ve N1 yüzey proteinleri var. O zaman H5 N1 virüsü olacaktır. Yani H5 yüzey proteinini bu ebeveyn virüsten aldı. N1 yüzey proteinini de bu ebeveyn virüsten aldı. Bu, yeni yüzey proteinler içeren ve bağışıklık sistemimizin daha önce hiç karşılaşmadığı yepyeni bir virüstür. Antijenik kayma bir nüfus içinde gerçekleştiğinde muazzam salgınlar görürüz. Çünkü insan nüfusu bu yeni virüse karşı savunma yeteneğinden mahrumdur. İşte antijenik kayma ve sürüklenmenin hikayesi böyle. Ve bu kesinlikle önemli bir konu. Çünkü grip virüslerinin potansiyel olarak ne kadar tehlikeli olabileceğini bize açıkça gösteriyor.